Yine çok sade bir kostümle karşımızdasınız Seda Hanım. Gönderiyorlar, giyiyorum. Benim gidip alışveriş yapacak vaktim yok. Yani artık bunun ekran başındaki herkes biliyor. Dolayısıyla gönderiyorlar, bunu giy diyorlar, onu giy diyor. Ben de alıp giyiyorum. Şerife gidiyor, alıyor oradan buradan. Öykü getiriyor bizim. Kim ne verirse giyiyorum, Allah razı olsun. Gerçekten gidip olacak vaktim yok. Ve her gün başka bir şey giyiyorsun ya. Bir de buralara sevgili patronum Acun Ulcalı, lütfen şık gitme diyor. Ama bu bir eşofman üstü. Biliyor musun da siz? Nasıl yani? Bu eşofman... Gayet şık. Ah, spor ayakkabı. Uzun eteğim, eşofman bu. Beğendiniz mi? Çok iyi olmuş. Gayet kız beğendiniz mi? Evet, çok üstünüz. Ha, bunu gayet böyle güzel bir yerlere yorumlayanlar var. Bu gözü öyle bir şey değil. Bu ara çok var. Geçen gün Bülent Serttaş'ın kızının tasarımında da vardı burada gözler. Gördün, dikkat ettin mi onu? Evet. Onun için bu göz bu ara her şeyde var. Peki kızlar, İnci masadaki diğer yarışmacı arkadaşlarından, rakiplerinden bahsetti mi hiç? Yani biraz vakti oldu. Ne dedi? Ne dedi? Dedikodu olmasın şimdi. Aa, bayılırım kız. Aa, çok konuşuyorlar dedi mi? Bir Handan var, bir Handan. Ya, isimlerini mi tam hatırlamıyorum, yalan olmasın ama... Sen ne anlattığını anlat, ben kim olduğunu söyleyeyim sana. İsmi neydi acaba? İsmini boş ver, ne dedi? Sadece çok fazla hani damak tadı olmadığını söyledi. Berk mi? Olabilir. Galiba. Berk. Evet. Son 3,5 dakika İnci Hanım. Evet, evet, yetiştireceğim. Hiç sıkıntı yok The Stays, yetiştireceğim. Unuttuğunuz bir şey var mı? Gofretli bisküvi alacaktım tatlımın üstüne koymak için ama onları unuttum ama çok önemli değil. Hani onlar olmasa da olur. Poğaça almadınız. Poğaçayı ne yapacağım? Akşam kendi yaptığınız yemekleri yiyecek misiniz? Yiyeceğim tabii ki. Ve gerçekten olmasa bile kabul edeceğim yani. Son bir dakikam. Hayır. Son 50 saniye. Hayır. Gofretinizi yemeyecek misiniz? Yok, yemeyeceğim. Son 30 saniyem. Evet, yetiştiriyorum lütfen. Bak sana çikolata da aldım. Ah, bitti. Emin misiniz? Eminim, bitti. Bak, hepsini koydum. O zaman ne yapıyoruz? Gidelim ve yemeklerimizi yapalım. Hadi gidelim. Yani güveniyoruz diyorsunuz. Yarışmaya katılacağını söylediğinde ne dediniz? Ben şok. Eyvah dedin mi? Yani eyvah demedim ama şok oldum. Beklemiyordum yani. Biz annemle bir şaşırdık böyle. Gel hayatım. Torbanı da al. Evet, hemen alıyorum. Oradan şuraya bir saatte geldi. Gel. Yandık. Müge'ye diyordum çok ağırsın diye. Ama çok ağır poşetler Seda Hanım. Ben taşıyayım istersen. Ay. Çok ağır. Evet. Hemen. Açmaya başla. Açmaya başlıyorum Seda Biz Hanım. Öyle gidelim biraz. Kızlar kayın. O da oraya yerleştirsin. Dediler ki kardeşlerin. Evet. Yani başarılıdır ama ağırdır biraz. Ya öyle mi dediniz kızlar? Ağırsa yani... Aramızı bozmayın Seda Hanım lütfen. Yok, bunda bir şey yok. Başarılıdır ama ağırdır. Ya çünkü yani... en iyi yapmak ister, sunuma dikkat eder. Evet. Demek ki onlar öyle düşünüyor Seda Hanım. Ben evet sunuma önem veriyorum. Sunum yaparken biraz inceliyorum. Onlar da onun yavaş yok, olarak yetiştiremez algılıyor. Yetiştiremez demedik yani. Sadece birazcık eli ağır ama lezzetli dedik yani. Yine de şey oldu. Yine de ne oldu? Yani bir bakalım de, inşallah. Bir de belki için demişsin ki ama olur olmaz her şeye yorum yapmak için yorum yapan biri evet, demişsin. Yemekten evet, anlamıyorum. Evet. Evet Seda Hanım ama öyle değil mi? Belki dün mi? Çorbaya diyor ki suyu çok lezzetli. Evet suyunu beğendim ama genel olarak beğenmedim. Yok işte buğdayı şeker gibi. Ne kadar saçma yorumlar bana göre yani. Bence anlıyor da. Ya anladı ama. İntikam aldı dün o. Bence de öyle. Hepinizden sinirini çıkacak. Evet evet. Cuma'ya kadar yandınız. Allah. Valla öyle görünüyor ama ben kendisinden korkmuyorum. Bugün beni de eleştirecek biliyorum. Bakalım. Müge yemeklerinin arkasında durabildi mi? Savundu mu? Bence savunamadı. Çok sessiz değil evet mi? Evet. Müge Hanım'dan böyle bir şey beklemiyordunuz değil mi? Yo, ben zaten Müge Hanım hakkında söylemiştim. Çok sessiz, sakin bir hanımefendi diye söylemiştim. Ben zaten sadece Berk Bey'in ve Handan Hanım'ın biraz farklı olduğunu söylemiştim. Ne gibi farklı? Yani Handan Hanım ilk başta böyle bir sert giriyor, sivri giriyor. Daha sonra işte o kişi eğer onu bastırıyorsa o hemen böyle yok, yumuşamaya başlıyor. Yok bastırıyorsa değil ya. Kadını o kadar da şey yapmayın. Bastırıyorsa değil. Şey yapıyor. Hayır. Bastırıyorsa daha çok şey yapıyor. Yani hayır. Yani mantıklı bir açıklama yapıyorsan tamam diyor. Geri adım atıyor. Ama
Mesela Berk bir iki bastırmaya kalktı. Handan'ın gözü döndü. Vallahi masanın oradan uçacak dedim üstüne şimdi. O kadar hafife işte, almayın. Sonra hemen sonra şey diyor ya işte tamam tamam haklısın haklısın tamam tamam senin dediğin olsun gibisinden yorumlar yaptığı için ben İşte onun altında göreceksin sen var. O tamam tamam haklısın aslında tehlikeli bir laftır. Tamam. Handan Hanım bir yemekle alakalı eleştiri ya da yorum yapacağı zaman önce onu kötülüyor sonra ona iyi bir yorum yapıyor. Sonrasından haksız olduğunu düşünüp tekrardan ortalığa başka laflar söylüyor. Dün de masada dediğim gibi bir öyle bir böyle davranıyor.